Evet, şu anda Karakumuş Tümülüsü'ndeyiz. Adıyaman'ın Kahta ilçesine çok yakın bir mesafede. Burası antik zamanlarda Komagene İmparatorluğu esnasında bir anıt mezar olarak kurgulanmıştı. Burada Adıyamanların bibisi yatıyor. Bibimiz İsyas ki Adıyaman'da da bir otele ismini vermişti. Hatırlarsınız orada depremde Kıbrıslı pek çok voleybolcu genç hayatını kaybetmişti. İşte o otelin de ismini taşıyan İsyas kızı ve torunları, yani Adıyamanların bibisi, bibileri burada yatmakta. Şimdi depremden sonra buradaki alanda, mezarlıklarda neler yaşandı, çökme oldu mu olmadı mı? Şu anda yetkililer, Ankara Üniversitesi'nden bilim adamları burada bir çalışma yürütüyorlar. Bu çalışmanın neticesinde yerleri tespit edilecek, açılacak ve ziyarete sunulacak. Karakumuş'a daha fazla ziyaretçi gelmesi sağlanacak bu vesileyle. Tekrar söylüyoruz, Adıyamanlıların bibisi İsyas kızı ve torunu bu Karakumuş Tümülüsü'nün altında yatıyor. İli Karakumuş Tümülüs'ün bulunduğu alanın içerisinde yer alıyoruz. İl Kültür Müze Müdürlüğümüzün vasıtasıyla yapmış olduğumuz anlaşma gereği Karakumuş Tümülüs'ünün iç görüntülemesi için bulunuyoruz. Bölgede birazdan jeofizik çalışmasına başlayacağız. Daha önceden bu bölgede kazı çalışması kısmen yapılmış ama yer içi görüntülemesi tam anlamıyla yapılmadığından dolayı biz kazmadan yer içini nasıl görüntüleriz, içerisinde ne olup ne olmadığını belirlemek için burada bulunuyoruz. Şu anda ekip olarak Ankara Üniversitesi'nden geldik bölgeye. Ankara Üniversitesi'nin bulunmuş olduğu konum itibariyle ve elindeki ekipmanlar itibariyle buradaki tümülüsün tabanına kadar görüntüleme imkanı var. Elimizde mevcut olan yeni bir sistem var. Deep GPR, derin GPR özelliği taşıyan bir sistem. Bu derin GPR'ın özelliği hakkında birazdan Selma Hanım bilgi verecek. Bizim bugünkü görevimiz tümülüsü belirli sık aralıklarla tarayarak yerin içine göndermiş olduğumuz sinyallerle kazmadan yerin içerisindeki yapıları görüntülemek. Veri toplayabileceğim, yürüyerek veri toplayabileceğim bir cihaz. Buradaki çalışmamızın hedefi şu, Karakumuş Tümülüsü'nün yüzeyden yaklaşık 1 metre aralıklarla doğrultular boyunca veri toplamak. Arkasından veri işlem ve daha sonra da hem 2 boyutlu hem de 3 boyutlu görüntülemeleriyle olası mezar yerlerinin konumlarını, derinliklerini 3 boyutlu olarak ortaya koymak hedefimiz. Aynı zamanda bu tümülüste olası kırıklar var mı? Yani yapısal sorun var mı? Bunları da ortaya koymak. Bütün çalışmadaki hedefimiz de rahatlıkla 35-45 metre arasında değişen derinliklere inmeyi hedefliyoruz. Elimizdeki cihazın geniş bantlı olmasından dolayı buna inmesi, yani bu derinliğe kadar veri toplama imkanı sağlamakta bize. ...ve 39 yılları arasında yaşayan krallığın kurucusu olan Komagene Kralı Antiochus'un oğlu Kilimilcades tarafından yapılan bir kutsal alandır. Bu alan aslında iki büyük krallığın, o tarihteki iki büyük krallığın hazin bir hanedan öyküsünü de anlatmaktadır. Kral Antiochus diplomatik bir dehadır. Bir taraftan dönemin süper gücü olan Pers İmparatorluğu'yla, diğer taraftan Roma
ve Helen İmparatorluğu'yla çok iyi ilişkiler içerisindedir. Kızı Laodike o dönemin kralı, hatta tarihi kayıtlara göre kralların kralı olarak ifade edilen Pers kralı Herodes'in eşidir. Fakat Herodes'in kardeşi Fuat tarafından bir darbeyle kral Herodes eşi Laodike ve bütün çocukları katledilir. Birinci Antiochus'un da bu darbe sırasında öldürüldüğü düşünülmektedir. Bu hazin öykünün sonucunda Mitridates kız kardeşi Laodike anısına arkamızda görmüş olduğunuz karakuş tümülüsünü yapar. Bu tümülüsün altında 1. Antiochus'un eşi İsias, kızı Aka ve torun, kız torunu bulunmaktadır. Bu sebeple de halk arasında kraliçe mezarı ya da kızlar mezarı olarak bilinmektedir. Buradaki gördüğünüz yapının Roma döneminde yağmaya uğradığını biliyoruz tarihi kayıtlardan. Buradaki taşların alınarak yine Komagene destinasyonu içerisinde bulunan Cendere Köprüsü yapılmıştır. Yine Cumhuriyet tarihinde Dörner tarafından yapılan bir kazı çalışması var. Arkamızda gördüğünüz olan şu yarık alan Dörner'in yaptığı kazı çalışması sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu alandaki elimizdeki veriler biraz kısıtlı. Bugün Ankara Üniversitesi ile işbirliği içerisinde burada bir jeofizik çalışması yapmaktayız. Üniversiteden hocalarımız Profesör Doktor Yusuf Kaan Kadıoğlu ve eşi Profesör Doktor Selma Kadıoğlu tarafından yapılacak jeofizik çalışması sonucunda buradaki toprak içi görüntünün milimetrik hesaplarla ortaya çıkarılmasını hedefliyoruz.